bilanço döneminin herhalde en çok şaşırtan en iyilerinden finansallarından galiba. birisi diyebiliriz. Çünkü yani burada Migros, hani biraz daha geçmişe gittiğimizde ciddi anlamda bir borç yükü vardı aslında Migros'ta. Pandemiyle birlikte yani o dönemden beri o borç kısmını çok rahat bir şekilde çözdü. Bu Ve temettü ödeyen bir şirket haline yani geldi. inanılmaz bir durum Bir 4 gerçekten. senelik Bu hikayesi. dönüşümde ve bu dönüşümün üzerine reel anlamda büyümeye devam ediyor. Perakendenin güçlü olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İşte özür dilerim, yıldan yıla baktığımızda 9 aydan 9 aya 3550'ye çıkarttı mağaza sayısını. Bu 345 adet yeni ekleme var. Yani Evet. %10 mağaza sayısı olarak büyüyor. Evet, yani bir süredir araya girdim de her güne yeni bir mağaza hedefiyle zaten birkaç seneye öyle Evet. başlamışlardı. Yılın her gününe bir mağaza açma hedefi vardı. Helal olsun 2-3 senedir de yapıyorlar yani bunu. Ya bir de şu var, hani işte diğer mağazalarda da görüyoruz, 10 binler, 12 binlerin olduğu mağaza zincirler de var, ama burada birazcık daha özenli bir mağaza açılımı var aslında. Tabii. Yani çok daha böyle Ucuz marketçi değil ucuz diğerleri gibi. marketçi olmadığı için %10 büyüme, işte %5'lik bir satış alanı büyütmesi Tabii buna her bağlı pazara, olarak her pazara, her ara sokağa giremiyor diğerleri gibi doğal giremiyor, olarak. ama online tarafta devam ediyor. Ek Aynen. ürünlerle devam ediyor. İşte Farklı gelir kalemleri var. farklı gelir kalemleriyle bunu destekliyor. Satışlarda yani enflasyon muhasebesi dahil haliyle de baktığımızda %12'lik bir büyüme var. Yani bu reel büyüme anlamında çok hem çeyreklik Bu arada bazda hem bütün 9 şey aylık. beklentileri, konsensus tahminlerin ortalamanın tamamının üzerinde, yani net kar 2 milyarlık bir konsensus vardı. 3 milyara aştı bu çeyrek. O anlamda da beklentilerin de çok üstünde bir bilanço. Beklentilerin üzerinde tabii şimdi burada biraz daha hani faaliyet gelir giderlerine baktığımızda da işte yani genel anlamda son bir yıllık kısma baktığımda işte enerji maliyetlerinde azalış var. İşte reklam maliyetlerinde azalış var. İşte amortismanlar düşmüş. Personel gideri haliyle burada en çok artan kalem. Ama burada da bir verimlilik söz konusu aslında. Sadece hani enflasyona da bağlamak doğru değil. Çünkü biz üçüncü çeyrekte artık enflasyonun da düşüşe geçtiğiyle bir trenddeydik. Buna rağmen bu karlılığını korumuş oldu. Üçüncü çeyrekte işte geçtiğimiz yıl enflasyon muhasebesi dahil de 717 milyonken 5,6 milyar TL'ye çıktı. Zaten burada bir 7'ye katladı yani Evet. Favök tarafında. 9 aylıkta da işte 4 milyardan 10 milyarlara gelmesi zaten o gün şirketin yani 16-18 bandında geziyordu çarpanlar. Bir anda 6'lara geldi. Yani Evet. bunu piyasa nasıl fiyatladı? İşte bu şekilde fiyatlamış oldu. Tabanlı ödüllendirdi. Yani ikinci çeyrek sonunda 18 FD Fabrik'ten 7,6'ya düşüyor. Evet. 7'lerin de altına geliyor. Şu an 7,5'larda Bir olması gıda perakendesi için çok iyi bir tabii ya, bir de performans. hani burada yine şöyle araya gireceğim. Gıda ve gıda perakende konuştuk. Migros'ta bir diğerlerine göre biraz daha ayrı. Bu şirketlerin şeylerinde hiçbir sorun yok. Özellikle talebin ekonomi büyüme ilişkin risklerini arttığı dönemlerde ödeme alamama riskleri yok. Bunlar Yok. cash'le çalıştıkları için hatta alacak devir hızları diğer şeylerine göre çok daha iyi durumda. Yani Evet. ticari borç devir hızı, alacak devir hızı borç devir hızından çok daha yüksek. Bu da şirketlere bir anlamda çok da finansman da sağlıyor aslında. Sağlıyor. Yani burada bir banka gibi para inanılmaz bir keş Tabii, üretiyorlar. Bu aynen. keşin de yüksek faizli dönemde de nemalandırılmasını da Kesinlikle. ortaya koyduğumuzda zaten bambaşka bir senaryo çıkıyor. Ya şirketin böyle geçmiş hani çarpanlarına baktığımızda zaten FK oluşmuyordu. Yani hem zararda hem borçlu Evet. dönemler onları aştı. Şu anda 12'lere geldi. Bu tabii emsal şirketlere göre de kıyasladığımızda inanılmaz bir doping oldu aslında. Bu bilanço belki de piyasanın dönümü noktasında çok etkili olduğunu düşünüyorum. FD Fabrik olarak hep yani son 5 yıllık 7,5 Ya, civarındaymış. Şu aynen. anda orada dengelenmiş. Ama %10'luk reel büyüme hikayesi devam ediyor. Yani Tabii. şirket sürekli mağaza anlamında da Ya yeni kendisini konseptler var. Diğer bence rakiplerine göre en önemli özellikleri, hani burada biz bir şaşırtabiliyor seninle biraz. şey yapmıştık hatırlarsan, Evet. perakende sektörünü. Diğerlerini hani böyle bu kadar olmasa da diğerlerinde alakalı nötrdük ama Migros için farklı gelir kalemleri var. İşte organik büyüme ivmesi diğerlerine göre daha iyi. Artı
Online taraftaki, çünkü artık her şey online'a kayıyor. Bu taraftaki know-how rakiplerin çok çok önünde. Yani evet. Migros'ta 10 sene falan önce yapılıyordu online eve siparişler. Orada ciddi şeyleri var. Farklı kalemlerde de hatta orada hizmet veriyor. Şimdi şey tarafına girdi. Miom gibi bir marka kurdu. Hı hı. Yine tüketim, talebin çok güçlü olduğu bir sektöre. Yani orası çok niş bir alan. Tekel bayilere benzer makro minik, kiosklar minik geliyor. Onlar çok tuttu bu arada. Tabii. Onlarla çok daha böyle ara yerlere girebiliyor. O yüzden hani Migros bence diğer iki perakendeden biraz daha o anlamda ayrışıyor. Ayrışıyor. Yani önceki %10'muş satış büyümesi. 10-12 bandına çekiyorlar. Beklentilerde yukarı yönlü revizyon devam ediyor. Yani şu var, o gün aslında yatırımcılar şunu da belki hani biraz önce konuştuğumuz konu, Migros çok iyi bir finansallar geldi. İşte bunu alabilen onu aldı. Ya Efes'te işte Trump etkisi, acaba savaşlar, ya bunları da alamayan bari Anadolu Grup Holding'i alalım. Hepsini evet, ortak yani olayım. Bunlar oraya gidiyor. Hepsi, hepsi para orada, en son holdinge gidiyor hepsi diyor. Hepsi orada konsolide oluyor diyerekten oraya geçti. Yani evet, Migros'ta hatta işte Manipay üzerinden işte aracı kurum faaliyeti. Tabii. Colendi ile birlikte var, ortak şu anda hani onu da söyleyelim. Bizim üzerimizden yaptıkları aracı kurum faaliyetleri de var. Fintech finansal çözümler kapsamında. Yani birçok konuda girişimler yenilikçi devam ediyor. Evet. Girişimcilik devam ediyor. Tabii belki toplam pastada payları düşüktür ama şeyi kaçırmak istemiyorlar yani benim gördüğüm. Trendi kaçırmayalım, her alana da yatırım yapalım diyerekten her yerde de bulunmaya çalışıyorlar. Tabii Migros özellikle şu temayı konuşuyorduk. Yani artık enflasyon düşüşe geçtiğinde bir yandan da şey olur mu? İşte gıda taleplerin kar marjları korunamaz mı? Ama burada işte iyi bir operasyonel yönetimin farklılığı var. Enflasyonun düştüğü dönemde bir dönem gıda fiyatlarında PMI'larda da biz gördük. Eksi daha geri gelen bir durumu da gördük. Ama bütün buna rağmen bir tüketici davranışının desteği, işte hızlı belki burada aldıkları aksiyonlar, market çeşitlilikleri de verimlilik anlamında bütün piyasayı şaşırttı. Zaten işte artı yani net borçtan net nakde geçtiğinde ki şirketin hani son çeyrekte 2.2 milyarlık bir net nakit ürettiğini de görüyoruz. Evet. Yani net borç tarafında da 4 milyarlık bir para çalıştırıyor şu anda. 9 aylık bakiyede ki bu da çok önemli. Yani şirketin piyasa değerine de baktığımızda bu anlamda da ben önemli buluyorum. 80 milyarlık piyasa değeri olan bir şirketin işte neredeyse işte %5'lik kısmının da nakit olarak çalıştırabiliyor. Evet. Bu anlamda da pozitif etkisinin en diğerlerine kıyasla yani pozitif bir bilanço. Aynen, diğerlerine göre daha pozitif kalabilir diyelim.